Merhabalar arkadaşlar, Enfes Yemek Tariflerine hoş geldiniz. Bugün sizlere dışı çıtır çıtır, içi pamuk gibi yumuşacık tel tel ayrılan enfes bir katmer poğaça hazırladım. İnanın öyle güzel oldu ki, daha sıcağa gitmeden tepsi bir anda bitti. Biz çok beğenerek yedik, umarım sizler de beğenirsiniz diyorum ve hemen tarifime geçiyorum. İlk olarak yoğurma kabına 5 su bardağı unu aldım ve kaşıkla ortasını açıp üzerine 2 yemek kaşığı toz şeker, 1 yemek kaşığı kuru maya, kuru maya yerine 1 paket yaş maya da kullanılabilir, 1 tatlı kaşığı tuz, çeyrek su bardağı sıvı yağ ve 2 su bardağı süt ekliyorum. Sonra kaşıkla hamuru toparlıyorum. Genelde poğaçalarda süt ılık olması gerekiyor. Fakat bu poğaça tarifinde sütü soğuk kullandım. Çünkü kabarmasını beklemeye gerek yok. Sadece tepsi mayası yapacağım için ilerleyen sürede de aşama aşama nasıl yapmışım göstereceğim. Sonrasında kaşığı çıkartıp elimle yoğurmaya devam ediyorum. Biraz yoğurunca oda ısısındaki bir tatlı kaşığı tereyağı ekliyorum. Ve yağ hamura yedirene dek yoğuruyorum. Yağla beraber yoğurunca hamur elimi yoğurdukça bırakıyor. Elimi hamur tamamen bırakınca masaya alıyorum. Masada da birkaç tur yuvarlayıp yoğurma işlemini bitiriyorum. Yumuşak olmayan, çok da sert olmayan bir hamur yoğurdum ve 4 eşit parçaya ayırıp beze yapıyorum. Sonra bezelerin üzerini temiz bir poşetle kapatıyorum. Bir 10 dakika boyunca dinlendiriyorum. Dakikanın sonunda dinlenen bezenin bir tanesini alıyorum ve açabileceğim kadar çok az un serpip merdane ile servis tabağı büyüklüğünde bir hamur açıyorum. Gram tereyağını erittim. Açtığım hamurun üzerine fırça yardımıyla sürüp iki kenarını da bu şekilde katlıyorum. Sonra tekrar yağ sürüp rulo yaparak sarıyorum. Uç kısmını açılmaması için iyice sıkıştırıyorum. Yaptığım rulo hamuru kenara bırakıp diğer hamurlarıma da aynı işlemi uygulayacağım. Bezemin 4 tanesini de açıp yağ sürüp rulo şeklini verince üzerlerini tekrar temiz bir poşetle kapatacağım. Sürdüğüm yağ donması için bir 15-20 dakika kadar bekletiyorum. Ama daha çabuk donmasını isterseniz dolaba kaldırıp 5 dakika kadar kısa bir sürede donacaktır. Fırın tepsisine pişirme kağıdını serip hazırlıyorum.
Şimdi de yağı donması için beklettiğim rulo hamurlarını tekrardan açıyorum. Ama tepsi boyuna sığacak, dikdörtgen olacak şekilde özen göstererek açıyorum. Bu şekilde açınca az önceki sürdüğüm geri kalan yağdan tekrar üzerine sürüyorum. Ve sıkı olacak şekilde rulo yaparak sarıyorum. Uçta kalan kısmını güzelce sıkıştırdıktan sonra şöyle bir de elimin altında yuvarlayıp tepsiye alıyorum. Dördünü de tepsiye dizince üzerlerine tekrar yağ sürüp temiz bir jilet ile bir parmak aralık vererek kesiyorum. Jilet yoksa bıçakla da kesilebilir. Sıra geldi tepsi mayası yapmaya. Gene poşetle üzerini örtüp 30 dakika kabarması için bekletiyorum. (Gülüyor) 30 dakika dolunca bir tane yumurta sarısını çırpıp üzerlerine sürüyorum. Sonra beyaz susam serpip 200 derece fırında nar gibi kızarana dek pişiriyorum. Bizim fırında tam yarım saatte pişti. Ama her fırının pişirme süresi farklı olabiliyor. Sizler de fırınızın pişirme süresine göre ayarlayıp altı üstü kızarınca çıkartabilirsiniz. Evet, gelelim en güzel yerine, yani doku testine. İşte söz burada bitiyor. Tek kelimeyle muhteşem oldu. Gördüğünüz gibi kat kat, tel tel, yumuşacık, şahane bir şey oldu. Israrla mutlaka deneyin diyorum. Ve deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Bizi izlediğiniz için çok teşekkürler. Kanalıma abone olmayı, yorum ve like atmayı unutmayın. Bir dahaki tarifimde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.